Merhaba arkadaşlar, bugün doğal alanlarda yetişen tesbih ağacı ve bu bitkinin kullanım alanları var arkadaşlar. Gördüğünüz şu meyveler oldukça ağır bir kokuya sahip, hoş olmayan bir kokuya sahip ve zehirli. Bu nedenle tüketilmiyor, ancak farklı amaçlarla kullanımı oldukça etkili. Bitki arkadaşlar, hemen kısaca bilgi verelim. Genellikle 15 metreye kadar büyüyebilen, son zamanlarda özellikle çiçeklenme döneminde ve yine yapraklarının görkemliliği nedeniyle süs bitkisi olarak park ve bahçelerde kullanılabiliyor. Uygun bir taç oluşturması, bol miktarda çiçeklenmesi, çiçeklerin göze hoş gelmesi gibi sebeplerden dolayı ağaç formunda süs bitkisi olarak kullanılıyor. Ve yazında çiçeklenmeden sonra gördüğünüz şu şekildeki meyveleri bağlıyor. Bu meyveler tane şeklinde ve tesbih yapımında kullanılıyor ki ismini de buradan almış. Tesbih ağacı. Bakın, biz daha önce bu tohumlardan, meyvelerden tesbih yaptık, kullanıyoruz. Müthiş, güzel. Bunu öncelikle meyveyi soyup içerisindeki çekirdeği çıkarıyoruz. Daha sonra kuruduğunda kendiliğinden delik, bir top iğne yardımıyla delikleri açıyoruz ve iple geçirip bu şekilde tesbih yapımında kullanıyoruz. Ama bitkinin asıl kullanım amacı özellikle organik tarım durumunda bu insektisit olarak kullanılıyor. Yani böcek öldürücü ve böcek kovucu olarak. Kokusu oldukça ağır. Suda meyvelerinin bekletilmesiyle elde edilen sıvı böcek ilacı olarak kullanılıyor. Yaprak bitleri, kırmızı örümcek, birçok akar türü ve yine farklı şekildeki haşereleri öldürmede çok etkili. Bu ilacı yaptık değerli arkadaşlar ve denedik. Bunun için yaklaşık 50 gram meyveyi tartıyoruz. Hafif ezerek suyun içerisine atıyoruz bu şekilde. Ve bu yaklaşık 2 gün falan bekledikten sonra çok ağır bir kokuyla birlikte rengi de hafifçe değişiyor ve bu şekilde bunu bir fıstısa koyup bitkilerimize uygulayabiliyoruz. Bitkilerde herhangi bir kalıntı bırakmıyor, diğer kimyasal ilaçlar gibi. Ve buna bunun yanında da oldukça etkili bir şekilde özellikle yaprak bitlerini ortadan kaldırıyor. Organik tarım yapan büyük işletmelerin dahi bu ağacı özel olarak yetiştirip bu amaçla kullandığını biliyoruz. Ama doğal alanlarda veya park bahçelerinde bulduğunuzda bir miktar meyvesini alıp bu şekilde yaptıktan sonra evinizde bulunan bütün saksı çiçeklerine kullanabilirsiniz. Sebze ve meyvelere de kullanılır, ancak hasat öncesi durumuna dikkat ederek, yani hasattan en az 10 gün önce bu uygulanmalı. Bununla birlikte bahçenizde bulunan diğer haşereleri kovmak için de bu ilaç olarak kullanılır. İşte faydalı bir ağaç, meyveleri zehirli olmasına karşın insektisit olarak kullanımı da bu şekilde değerli dostlar. İçerisinden çıkan çekirdekleri de çok güzel bir süs eşyası olan tesbihi bu şekilde yapabilirsiniz. Ağacın genel özelliklerini, kullanımını ve faydalarını bu şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.